Work and Travel programı için Amerika'ya gideceğim. Haftaya vize görüşmem var. Vize mülakatında biz Work and Travel öğrencilerine tavsiyeleriniz ne olur diye bir takipçimizden gelen soru var. Şimdi burada önemli olan nokta şunu bilmeniz gerekiyor. Siz sonuçta bir yaz programı için Amerika'da gelip işte 6. aydan belki 9. 10. aya kadar kalıp hem buradaki kültürü hem buradaki iş tarzını görmenizi imkan sağlayan bir programın parçası olarak gelmek istiyorsunuz. Dolayısıyla bu tip bir vize görüşmesine gittiğinizde sizin amacınızın size verilen bu yapmak istediğiniz bu work and travel programına uygun bir şekilde olacağı ve programınızı başarıyla tamamlayıp tamamlamaz gerekli seyahatinizi yerine getirdikten sonra ülkenize döneceğinizi sizle bu görüşmeyi yapacak görevlinin kanaat getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada sizin programa uygun davranacağınızı ve programı başarıyla tamamladıktan sonra da ülkenize geri döneceğinizin hissiyatı ya da hissinin görevli de oluşması gerekiyor diyeceğim. Bu benim tavsiyelerimden bir tanesi olabilir. Sizin yaklaşımınızda, onlar ise sorularınızda ki adıma göre dikkat etmeniz gerekecektir. Dolayısıyla bu birinci durum olabilir. İkinci durumda tabii ki sizin Work and Travel programına kabul eden sponsor firmanın sunulan bilgiler ve oradaki kriterlerle ilgili de emin ve olun. Dolayısıyla bu sayede hani sanki hiç farkında olmadığınız ya da bilmediğiniz ya da ne olduğunu bilmeyin. Bir başvuru yaptığınız gibi bir anlam çıkmasın. Dolayısıyla bu noktada gerekli sponsor firma zaten bilgilendirmeyi yapıyordur eminim. Ama bu noktada tabii ki sorular gelebilir. Nerede kalacaksınız? Hangi programa katılıyorsun? Gibi programın süresi gibi sorular gelebilir. Bu noktada da şaşırmamanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Müzik <laughs>